sevdaları olarak yine düştük patikalara. Bu sefer patikamız bizi Muğla'nın Ortaca ilçesine getirdi. Bakalım bu patikada bizi neler bekliyor? Ülkemiz bir cennet. Biz de cennetlerden, en güzellerinden birinde, dünyanın en güzel deltalarından birindeyiz. Kaunos Antik Kenti hemen sol tarafımızda. Akşam çekimlerini yapacağız, sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Eskiden antik bir limanmış. Ama yavaş yavaş bu bölgede alüvyonlar biriktikçe delta oluşmuş ve denizden uzaklaşmaya başlamış. Fakat o dönemlerde bile liman özelliğini bu kanallarla korumaya çalışmışlar ve o dönemde de ticaretlerini sürdürmüşler. Şu anda Köyceğiz Tatlı Su Gölü'nü denize, tuzlu sulara bağlayan kanalın üzerindeyiz ve Dalyan'ın bu güzel muhteşem güzelliklerinin içerisinde tekneyle yol alıyoruz. Hemen yine sağ tarafımızda bu bölgeye hayat veren, aynı zamanda balıkçılık da yapılan Sulungür Gölü var. Daha arkamızda Tuz Gölü var ki o bölgeden Kaunoslular yıllar önce bu bölgede tuz üretmişler, tuz çıkartmışlar ve 1950'lere kadar bu bölgedeki insanlar buradaki tuzlardan istifade etmişler. Biraz sonra bu yolun sonunda denize ulaşacağız ve karetyaların üreme alanlarını göreceğiz. Buralar Ege Denizi ile Akdeniz'in birbirine komşu olup sonradan ayrıldığı, yukarıya doğru haritanın, yani kuzeyimize doğru Karya ülkesi, güneyimize doğru da Likya ülkesi. Peki burası nere? Burada o zamanki komutanlardan birinin ifadesine göre diyor ki Karyalılar, Likyalılar ve Kaunoslularla mücadele ettik. Yani Kaunos da burada Likya ve Karya uygarlıklarının arasında ciddi bir uygarlık olarak kalmışlar ve bu bölgedeki bazı şehirleri de komuta altına almışlar. Yarın birlikte paylaşacağımız, sizlerle gidip orada çekimlerini yapacağımız Sultaniye bölgesi, Ekincik bölgesinin de hükümranlığını buradaki Kaunoslular sürdürmüş. Birlikte gezmeye devam edelim. Patikamız bu sefer su yolunda. Evet, Dalyan'daki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi kısa bir mola vereceğiz. Burada mavi yengeçlerle yakınına getirebildiğimiz karetyaları çekmeye çalışacağız. Umarım yakında bu mavi yengeçle yemlediğimiz karetyalar tuzağımıza düşer, gelirler. Biz de yakından çekim yaparak sizlere gösteririz. Daha sonra üreme alanlarına gideceğiz. Şu anda bir kaplumbağa geldi, kendini gösterdi. Henüz suyun altında. Ama büyük ihtimalle biraz sonra nefes almak için, biraz da bize şirin gözükmek için çıkacaktır. Hadi bakalım şansımız. Evet. Haydi yüksel. Vallahi bak, bunların şansınız varmış. Yani ne güzel, öyle değil mi? Büyüklükleri 1-1,5 metre kadar olabiliyor. 70-80 kiloya kadar da çıkabiliyorlar. Mavi yengeci de çok seviyorlar. Tekne turumuz yavaş yavaş tamamlanıyor. İztuzlu sahiline doğru geliyoruz. İztuzlu sahili yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda. Karettaların dünyadaki hemen hemen
tek üreme noktası. Zaten bu İztuzu sahilinin en uç kısmında da bu bölgenin karettaları için kurulmuş olan rehabilitasyon merkezi de mevcut. Biraz sonra plaja çıkacağız ve onların özellikle yumurtalarını bıraktığı ve kuluçka döneminin yaşandığı sahilde de size detaylı bilgi vermeye devam edeceğiz. Haydi Aygül. Şu andan itibaren artık İztuzu sahiline adım attık. Hemen uyarı levhaları karşılıyor bizi. Bu bölgedeki çok güzel çalışmalar var. Biraz sonra arkadaşlardan birkaçını da yakalayabilirsek bilgi de alacağız. Bölgede bu kumsala bırakılan yumurtaların korunması için özel ekipler çalışıyor. Ve gönüllü öğrenciler burada sabaha kadar görev yapıyorlar. İlk uyarı levhamız akşam saat 20'den sabah 8'e kadar bu bölgede plaja girmek bile yasaklanmış. Zaten plajın belli bölümlerine de havlu sermek bile yasak. Evet, normalde saat 8'e kadar açık olan bu plaj gördüğünüz gibi bomboş, hiç kimse yok. Biraz önce bir düdük duyduk, uyarı düdüğü. Buranın boşaltılmasına dair bir düdük. Çünkü saat 8'den sonra dediğim gibi buranın boşaltılması söz konusu olduğu için öyle bir uyarı düdüğü çalıyorlar. Başladığımız şu tahta kalasların görüldüğü yerden itibaren birazdan göreceğimiz ip alanı arasında gördüğümüz kafesler var. Bu kafeslerin amacı inanılmaz zaten. Hep duyardık ama bizzat şahit olmak çok enteresan. Bu bilgiyi de beraber isterseniz verelim ya da siz devam edin. Buraya genellikle Mayıs ayının ya da Nisan'ın son haftalarından başlayarak Temmuz'a kadar kaplumbağalar gece çıkıp yumurta bırakıyorlar genellikle. Çok nadiren gündüz de yumurta bıraktıkları oluyor. Kumun ısısını ve nem durumunu ayarlayarak bırakıyorlar ve özellikle ipten daha öte denize yakın olan bölümler sıkça ıslandığı için o bölüme yumurta bırakmıyorlar. Buradaki işte yaklaşık 25-30 metrelik alana bırakıyorlar. Geceleri bu bölgede çalışan görevliler ve gönüllü öğrenciler buraları gezerek yanlış bırakılan yumurtaları bu şekilde farklı yerlere de taşıyarak üstlerine işaret bırakıyorlar ki buraya gelen turistler bu bölgede bunlara zarar vermesin diye. Turistler için hemen arkamızda kazıkların olduğu bölümün arkasında şezlonglar yer alıyor. Bu kısma havlu sermek bile yasak. Havlu sermek isteyen, denize girmek isteyenler ipten daha denize yakın kısmı kullanabiliyorlar. Karettalar yumurtlayacağı zaman dediğim gibi Nisan'ın son haftalarında başlıyor. Mayıs'ın ilk haftalarından itibaren Temmuz'a kadar buraya yumurta bırakabiliyorlar. Karettaların bir özelliği var. Nerede eğer doğum yapmışsa yani kuluçkadan çıkmışsa yıllar sonra yaklaşık 25 yaşına falan geldiği zaman yine o bölgeye geliyor ve çiftleşmeyi burada yaptıktan bir müddet sonra yumurtalarını da çıkıp kendi doğduğu sahile bırakıyor. Çok ilginç yani Afrika'ya gidip Mısır'a gidip tekrar buraya dönüp yıllar sonra buraya yumurtayı bırakıyor. Yumurtanın kuluçka süresi yaklaşık 2 ay. 59. 58. günlerde genellikle yumurtadan çıkıyorlar. Çıktıktan sonra 26 saat kadar kumun altında birlikte bekliyorlar. Ve sonra birbirlerine destek vererek kumun içinden çıkmaya başlıyorlar ve tan yeri ağrırken ışığı görerek denize doğru yönleniyorlar. Eğer çevrede onları uyarıcı başka ışıklar olursa ters yöne gidip maalesef bu onların sonu olabiliyor. Fakat farklı deniz canlıları da var. Bunlar çıktığı günlerde buralara toplanıp onlar denize ulaşmadan onları yemeye de çalışıyorlar. Bir deniz kaplumbağası yaklaşık 80 yumurta bırakıyor. Bazen 100 yumurta bırakıyor. Bunların hemen hemen hepsi kuluçkadan çıksa bile denize ulaşabilen bunların onda biri ya da onda ikisi. Hı hı.
büyük kısmı maalesef zayi oluyor. Yumurtaların korunmaya alınmasının sebeplerinden biri de bu bölgede tilki ve porsuk da dahil bu yumurtalarla beslenmek istiyorlar ve geceleri gelip bunları kazıp içinden yumurtaları çıkartmak istiyorlar. O yüzden görevlilerin amacı bu bölgedeki yumurtaları bu tür canlılara karşı da korumak. Ve kaplumbağanın nesli tükenmekte olan karetta cinsini uzun yıllar taşımak. Burada gördüğünüz gibi kafesin hemen altında da yine bir tel kafes var ki bir tilki burayı tespit etse bile veya porsuk bunun altına inemesin, yumurtaya ulaşamasın. Bir de şu var, kaplumbağa normal yumurtlamak için buraya çıktığı zaman çok büyük acı çekiyor ve çok zor çıkartıyor yumurtalarını ve o dönemde gözyaşı dökerek ciddi sıkıntılarla, hatta bu doğum sırasında diyelim, yumurtlama sırasında ölen kaplumbağalar da var. Mayıs'tan itibaren bırakılan yumurtalar 2 ayda bir çıkmaya devam ediyor. Temmuz ayının içerisinde en son yumurtaları bırakıyor karettalar. Yaklaşık 2 aylık da onların kuluçka dönemini sayarsak Eylül ayının sonuna artık burada yumurta tamamıyla çıkmış oluyor ya da dönemi bitmiş oluyor. Ekim'den itibaren bu bölgede bu tür tedbirlere gerek kalmıyor. İnsanlık hızlı bir şekilde çoğalırken doğanın dengesini maalesef bozmaya devam ediyoruz. O yüzden bu tür çalışmalar son derece önemli. Doğayı ne kadar dikkatli korumaya çalışırsak bizden sonra ve bizden önceki yaşamlara da saygı duyarak gelecek nesillere taşımış oluruz diyorum. Burada gönüllü hizmet yapanlar başta olmak üzere bu çalışmalara emek veren herkesi de kutluyorum. Şu anda Dalyan'da balık çiftliğindeyiz. Balık çiftliğinin de hemen kenarında mavi yengeçlerin de üretildiği bir havuzun başındayız. Kooperatif başkanımızla birlikte bilgi almak istiyorum. Ne yapıyoruz şu anda burada? Efendim bu bizde kültür balıkçılığı yok. Bizde doğal üretim var. Bu mavi yengeçler de doğal üretimin bir parçası. Şu anda benim elimde gördüğünüz mavi yengeç türü dişisi bu. Şu anda erkeklerinden ayrılma mevsimi. Bu bulunduğumuz bölgeden erkeklerini biraz daha iç kesimlere dişiler sürmüş durumda. Şu anda üretim zamanı bunların. Bunu hiç kimse yani genelde bilmezler bunu. Şu anda dişisinden erkeğinin ayrıldığını. Ama şu anda ayrılar. Bulunduğumuz yerde erkeğini bulmak çok zordur şu anda. Neden ayrılıyor? Üreme zamanı. Artık erkekleri ayrılıyor bir müddet. Bir ay falan böyle olur bu. Sistemi böyle bu mavi yengecin. Yumurta mı bırakacak? Evet, şu anda yumurta bırakma mevsimi, çoğalma mevsiminde erkekleri çekilmiş durumda, daha iç kesime. Köyceğiz Gölü civarına çekiliyor. Bu bölgede de dişileri kalıyor. Peki bu çekilme olmasa erkekler dişinin yumurtasını yiyor mu? Sanıyorum yani bu doğanın bir parçası yani o kadar bir... Su ürünleri mühendisi de değiliz ama yılların tecrübesi bunlar. Bu mevsim itibariyle bunlar ayrı şimdi. Erkekleri, dişileri ayrı şekilde devam ediyorlar. Karettanın bol olmasının nedeni bu mavi yengeçler mi bu bölgede acaba? Tabii asıl karettaların beslenme şeyi mavi yengeç. Biliyorsun dişli bir hayvan değil karettalar. Böyle çene gücünün böyle basmasıyla ezer bu şeyleri, mavi yengeçleri. Burada da bol olduğu için artık hazır yiyecek önünde... Terk etmez oldular artık yani şey olduk, akraba olduk neredeyse yani o kadar çoğaldılar ki. Şimdi belki şu avlunun içinde de göreceksiniz biraz sonra. Ara ara işte çıktı arkanızda bakın hocam, tam zamanı böyle gördüğünüz gibi. Evet, zaman zaman kaplumbağalar yüzünü gösteriyor ama tam manasıyla çekmemize izin vermiyorlar. Nazlı gelin gibi hemen tekrar dalıp gidiyorlar. Şu anda Sülüngür Gölü'nün üstündeyiz, kabul edebilir miyiz Dalyan'a bağlı? Şimdi efendim kooperatifimizin Köyceğiz'den başlayıp Akdeniz ve Ege'nin kesiştiği yere gelinceye kadar Sülüklü Gölü dediğimiz bu Kavunus Antik Kenti'nin eski küçük liman olarak kullanılan Sülüklü Gölü birincisi. Biraz ona geçince Alagöl dediğimiz Çandır Mahallesi'nin alt kısmındaki Alagöl ve denize doğru ilerler iken sol taraftaki de özellikle tabii üretim sahası olarak kullandığımız Sülüngür Gölü. Tam Sülüngür Gölü'nün
dış bağlantının odak noktasındayız şu anda. Arkaya doğru. Burada evet, Gökbeli karşıdaki gördüğünüz Gökbeli Mahallesi'ne kadar tamamen bu Sülüngür Gölü. Burada olta atmak dahi yasak sirküler gereği. Biz de buna riayet etmek istiyoruz. Çünkü bütün balık türlerinin çoğaldığı merkez göl burası, Sülüngür Gölü. Sirkülerce de yasak, biz de zaten yasak olmasını istiyoruz. Çünkü üretim ana hedefimiz. Onun için burada levrek, çupra, hatta binde yedi tuzluluk oranı olduğu için lagosundan tutun, denizde sokkan balığından tutun, her türlü deniz ürünü karidesine kadar bu gölde mevcuttur. Yani aslında göl diyoruz ama tuzlu su. Evet. Deniz suyu karıştırmış. Tabii. Gördüğünüz gibi 50 metrelik iz tuzu kumsalının bir tarafı göl, bir tarafı deniz. Ama saf tatlı su değildir burası. Yıllardır böyle işte sabahtan öğleye kadar deniz, gölden denize, öğleden sonra akşama kadar denizden göle sürekli gel git olayı vardır burada. Onun için buranın dalyan kefali, köyceğiz kefali daha doğrusu. Köyceğiz kefali yurt dışına ihraç edilebilen tek kefallerden bir tanesidir. Saf tatlı su kefali olmadığı için. Evet, yol sevdalıları olarak girdiğimiz patikalarda bizi nelerin beklediğini açıkçası biz de bilmiyoruz. Çok güzel sürprizlerle karşılaşıyoruz. Şu an bulunduğumuz ortam da o sürprizlerden bir tanesi. Bulunduğumuz bölge Muğla Ortaca bölgesi aslında kaplıcalarıyla ünlü ve biz çok kaplıca gördük ama şu an bulunduğumuz mavi kaplıca olarak da adlandırılan bu bölge mavi sulardan oluşuyor ve açıkçası şu ana kadar böyle bir su rengine, kaplıcaya denk gelmedik. Bu suyun özelliği nedir? Nasıl keşfedildi? Ne zaman keşfedildi? Sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, burası Ortaca'nın Fevziye köyüne bağlı mavi kaplıcanın olduğu yer. Natural, bozulmamış yani. Dışarıdan bir kimyasal herhangi bir katkı olmadan doğal kendi halinde gördüğünüz gibi turkuaz renginde olan bir kaplıca. 1952 yılında merhum Hüseyin Kirtik'in tapulu arazisi içerisinde kendi çalışmalarıyla ortaya çıkarttı. Tabi o zamanlar bize kendisinin anlattığı bu kadar büyük değildi. Küçük bir su şırıltısını duyuyor. Kazdıkça bu sular daha çok akıyor. Ve kendisinin ifadesine göre 60'lı yıllarda bir İngiliz turist bu suyun çok insan vücuduna faydalı olduğunu belirtiyor. Bunun kükürt oranının yüksek olduğunu belirtiyor. Bir anda yaygınlaşıyor bu suyun faydalı ve Dalaman Ortaca yöre halkı buraya geliyor. Burayı kazdıkça gördüğünüz gibi bu halde genişletiyorlar. Şimdi de artık buraya rehberler turistleri de getiriyor. Bu insan vücudunda egzama, kaşıntı, romatizma, bel ağrısı, siyatik gibi rahatsızlıkların giderildiği buradaki yerel halk tarafından bilinen bir gerçek. Buna zaten gelen turistler de biliyor. Ortaca yöresindeki gezimize devam ederken dışarıda da oldukça hava sıcakken öyle bir yere geldik ki İnönü Mağaraları adı verilen bölgede şu anda mağaralardan birinin içindeyiz. Diğerine dikenler nedeniyle giremiyoruz ama şu anda dışarıdaki hava 40 derecenin üstünde tahmin ediyorum. İçeriye girdiğimizde 20 derecelere düşen bir sıcaklıkla rahatladık. Aslına bakarsanız nefes alınacak bir yer. Bu bölgeden öğrendiğimize göre geçmişte buradaki yörükler özellikle yaz ayları yaklaşırken bahardan itibaren yukarılara gitmeye başladıklarında hayvanlarla burayı geceleme için kullanırlarmış. Ve çevrede de hala sanırım zaman zaman bu keçileri veya koyunların buraya girdiği tahmin ediliyor. Çünkü gübreler var onlardan kalan. Dışarıda hava sıcaklığı dediğim gibi oldukça yüksek. Ancak burada serinlemek mümkün. Eğer yolunuz buralara düşerse sıcak yaz günlerinde nefes almak istediğinizde İnönü mağaralarını ziyaret edebilirsiniz.
gelişen bir doğanın içindeyiz. Bulunduğum yer Günlük Ağaçları diye bilinen, hatta hepimizin de sığla ağacı diye duyduğumuz sığla ağaçları. Muhteşem. Şu an gökyüzünü göremiyorum. Bildiğiniz gibi sığla ağaçlarından elde edilen bir yağ var ve tedavi amacıyla kullanılıyor. En çok da mide rahatsızlıkları için. Tedavi nasıl yapılır ama genelde burada önerilen tedavi şekli şu. Sabahları aç karnına birer kaşık tuzsuz tereyağı veya balla karıştırılarak içilirse tüm mide rahatsızlıklarına son verebiliyormuş. Ben buranın birazcık tadını çıkaracağım. Muhteşem. Sizler de bana eşlik ederseniz memnun olurum.